Hakikati görmek için bakış açınızı değiştirin. Geçmişi, anı ve geleceği görme kabiliyetini temsil eden gözlerimiz sadece dışarıdan görüntüleri içeriye almaz. Aynı zamanda dışarıya da kendi içindekini gösterir. Bir insanın gözlerinde o anki halini, neler hissettiğini fark edebiliriz. Boşuna dememişler gözler kalbin aynasıdır diye. Gözyaşlarına boğulan ve içindekileri dışarıya hissettiren gözlerdir. Çok eski bir uzak doğu öğretisi olan iridolojide, kişinin gözünün irisine ve akına, büyüklüğüne, şekline, rengine, lekelerine, çizgilerine, artık her türlü izine, çiziğine, kesitine bakarak bedensel, hatta bazen ruhsal sağlık ve esenlik durumu teşhis edilebilmektedir. Hakikati görebilmek için kibirden uzak kalmak gerekir. Gerçek göz, doğruyu, Allah'ı, O'nun yarattıklarını, büyüklüğünü gören gözdür. İyi insan, alçakta duran, mütevazı olan insandır. Yüksekten bakan, insanlara ve varlıklara gururla, kibirle bakan göz, göz değildir ve gerçeği göremez. Çünkü kibir, insanın gözünü kör eder. Gözler, görmenin ötesinde önem ve anlama sahiptir. Daha derine nüfuz etmek anlamına gelen, tanımak ve bilmek için, belki başlangıçta dış gerçekliği görmek şarttır ama yeterli değildir. Görmek için ışık gereklidir. Işığı soyut anlamda, bilgi ve bakış açısı olarak da değerlendirebiliriz. Bakılan şeyin bir derinliğinin olabilmesi için iki göz gereklidir. Bu iki göz, biri zahir, diğeri batındır. Ya da biri soyut, diğeri somut bakış açısıdır. Bu yoksa gerçeği, doğruyu, hakkı, hakikati görmek gerçekleşemez. Varlıklar, sırlar, güzellikler, onların farkında olanlar için vardır. Önemli olan varlığa, hayata, dünyaya, tabiata, insana bakış tarzıdır. Burada göz ufuktur, bakış açısıdır, birikimdir. Düşüncedir, insanın içinden dış dünyaya açılan penceredir. Zira gören göz değil, düşüncedir. Ancak bu şekilde baktığımızda, tek bir çakıl taşında bile tüm alemi görebiliriz. Sıradanlıktan kurtulabilmek için gözümüzün görmesi, gönlümüzün hissetmesi, kulağımızın duyması gerekir. Bunun için de gözümüzün ışığını bilgiyle, ilimle ve irfanla daha aydınlık duruma getirmeliyiz.